Merhaba, günaydın arkadaşlar. Bugün yine bir vlog başlattım. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları bugün günlerden cumartesi. Tabii ben bunu pazartesi koyacağım. Şimdi ben cumartesileri çalışıyordum. Daha önce de söylemiştim zaten. Öğlen 2'ye kadar çalışma saatim. O yüzden de geçen haftadan Asel evde bırakmıştı. Ama ben çalışırken Asel koldukları güzelce bir çizdi tükenmez kalemle. Ondan sonra daha evde bırakmadı Erdal Asel'i. Şu an annemlere götürdü. Tabii koltuktaki çizilmiş yerlere Erdal silip çıkarttı Allah'tan. Yani çok da güzel çıkarttı. Bakın Asel bu koltuğu buralarını hep çizmişti. Ama dediğim gibi Erdal sayesinde kalem izleri çıktı. Evet, benim iş saatim de bitti. Şimdi evde tok olduğum için Erdal da işe gitti. O da çalıştığı yerden izin kağıdı var. O yüzden çalışabiliyor. Biliyorsunuz onlar da bir üretim işi yapıyor haliyle. Bu hafta işe gitti o yüzden. Şimdi dediğim gibi ben de evde tekken bir etrafı süpüreceğim. Çamaşırlar var katlanacak koltuğun üstünde. Onları katlayacağım. Daha sonra yemek koyacağım. Yemek hazırlayayım ve eğer yetişirse yanına da sütlaç yapmayı düşünüyorum. Ama bakalım işte neler yapacağız. Şimdi ben ev temizliğime başlayayım. Yerleri bir güzelce süpüreyim. Çamaşırlarımı katlayayım. Sonra yemeğimi ocağa koyayım. Ve tekrardan sizinle görüşelim.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tezgahın üstünde bulaşıklar vardı. Bulaşıklar dediğimde sadece birkaç tane bardak ve iki tane tava var. Sabahleyin kahvaltı yaptığımız için. Ben şimdi bunları da bulaşık makinesine yerleştireyim. Sudan geçirip daha sonra da yemek yapımına başlayalım. Zaten etrafı süpürdüm. Şimdi bu 2-3 tane bardağı da yıkayayım ve artık yemek yapımına geçeyim. Hadi bakalım, bunlar da bulaşık makinesine. Evet, gördüğünüz gibi tezgahımız tertemiz oldu. Bulaşıklarımızı makineye yerleştirdik. Hiçbir bulaşık, hiçbir şey yok. Şimdi yemeğimizi yapmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi et sote yapacağız. Onun için malzemelerimi çıkardım. Soğan, biber, kapya biber ve domates. Evet, şimdi soğanımızı doğramakla başlıyoruz. Şimdi çöplerimi şurada biriktireyim. Hepsini birden atacağım. Lütfen kusura bakmayın. Evet, şimdi et sotemizin yapılışına başlayalım. Arkadaşlar, soğanlarımı doğradım. Şimdi bir taraftan da yağımızı ocağa koyalım. Soğanlarımızı içine koyup pembeleşinceye kadar kızartalım. Yağımızı ocağa aldık.
Şimdi soğanlarımız tabağımıza alıp biberlerimizi doğrayacağız. İlk önce çünkü onlar geliyor biliyorsunuz. Soğanımızı aldık. Şimdi biberlerimi doğruyorum. Hepsi yıkandı önceden arkadaşlar. Daha başlamadan yıkamıştım hepsini. O yüzden içimiz rahat olsun. Şimdi evet, ben şimdi bunları doğruyorum. Sonra hazır olunca tekrardan geliyorum. Evet, biberlerimizle soğanlarımızı doğradık. Şimdi hadi sotenin yapılışına geçelim. Bu arada domatesleri ben soğanlar ve biberler kızarıncaya kadar soyup yemeklik bir şekilde soğanlar gibi doğrayacağım. Hadi şimdi et sotemizin yapılışına geçelim. Evet, ilk önce bir adet doğradım soğanımı. Tavamızı alıyorum. Gördüğünüz gibi yağ güzelce kızarmış. Ve pembeleşinceye kadar kavuruyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tam zamanında yakalamışım. Şimdi içine biberlerimizi koyuyoruz. Ve biberlerimizin de kızarmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ben 3 tane Charleston biber, 2 tane kapya biber doğradım. Siz tabi daha yoğun seviyorsanız daha çok koyabilirsiniz. Bana kafi. Şimdi bunlar da yumuşayana kadar tenceremizin kapağını kapatıp bekliyoruz. Tabi arada karıştırmayı unutmayın, yoksa biberleriniz yanabilir. Evet arkadaşlar, biberlerimiz oldu. Şimdi arkadaşlar, biraz daha biberler sertken içine etimi atıyorum. Çünkü benim etim buzluktan çıktı. Ve biliyorsunuz açma taraftar değilim. Çünkü sağlıklı olmuyor açarak yemeği yapınca. Buzluktan çıkardığınız gibi atmanız gerekiyor. Evet, şimdi etimi de böyle içine koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve kendi kendine açılmasını, arada karıştırarak kendi kendine açılmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın yavaş yavaş açılmaya başladılar. Bu şekilde arkadaşlar kendi kendine açılmasını sağlayın. Dediğim gibi yoksa sağlıksız oluyor.
Bakın arkasını döndüreceğim şimdi. Şöyle elimden bırakayım. Bakın. Gördünüz mü? Hepsi ayrılmak üzere birbirinden. Şimdi bunun böyle kapağını kapatıp arada karıştırarak kendi kendine açılmasını bekliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi etlerim ayrıldı. Bakın. Bu şekilde. Şimdi biraz olmasını bekleyeceğim ve içine çok az sıcak su koyuyorum. Biraz olduktan sonra domateslerimi de koyup hepsini beraber soteleyeceğim. Evet, kendi buharıyla ve sıcaklığıyla sotelenmesi için kapağını kapattım. Hadi şimdi bekleyelim. Şimdi etimiz oldu. İçine domateslerimi de koyuyorum. Hafif sertken etimiz, domatesleri de koyacağım ki bir de birlikte olsunlar. Öbür türlü etimiz dağılır. Şimdi domateslerimi de ilave ediyorum içine. Bakın burada. Bu şekilde ilave ettim. Ve şimdi karıştırıp olmasını bekliyoruz. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Kendi buharıyla, sıcaklığıyla olsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etimi arkaya aldım. Yanına da bir tane tencere çıkardım. Şimdi sütlaç yapımına başlayacağım. Yemekten sonra tatlı. Şimdi bu burada olsun. Biz de tenceremizi alalım. Ve sütlaç yapımına başlayalım. Öncelikle 2 çay bardağı pirincimizi yıkadık ve tenceremizi alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar içerisine 1 litre suyumuzu ilave ediyoruz. Biliyorsunuz 1 litre 5 su bardağı, 200 mililitrelik 5 su bardağına denk geliyor. Daha sonra bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Pirinçlerimiz yumuşayıp uzayana kadar ve suyunu çekene kadar bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Evet. Size göstermek için öne aldım. Görüyorsunuz. Sütlaç da burada şu anda arkadaşlar. Evet. Bu sırada da Erdal'la Asel geldiler. Ben de yemeği hazırlıyorum. Şu anda etimiz oldu. Tabii içine şimdi baharatları koyacağım. Tuzu falan başta koymuyorum. Çünkü eti sertleştiriyor. O yüzden et olduktan sonra koyuyorum. Gördüğünüz gibi tuzumu. Tabi tuz için bir ölçü vermeyeceğim. Çünkü tuzlu seven olur, tuzsuz seven olur. O size kalmış bir şey. Çok az pul biber de koyuyorum. Çocuk olduğu için fazla koymayacağım. Ve ete karabiber çok yakışıyor. O yüzden çok az karabiber. Çok çok az koyacağım ama. Pul biber de koyduğum için çok acı olmasını istemiyorum. Çok çok az. Ve şimdi karıştırıyorum.
El sotemiz gördüğünüz gibi oldu. Şimdi biraz daha sotelenmeyi bırakıyorum. 1-2 dakika sonra ocağın altını kapatacağım arkadaşlar. Ve et sotemiz hazır. Gördüğünüz gibi sütlaçı koydum. Pirinç suyunu çekti. Bakın bu şekilde uzamaya başladılar. Suyunu da çekti. Ve yumuşadı. Şimdi içerisine litre süt koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 200 mililitrelik su bardağıyla 5 su bardağı oluyor. Koyuyorum ve kaynamasını bekliyorum. Karıştırayım hepsini. Kaynamasını bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sütümüz oldu. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta ve açacak kadar, unumuzu açıp karıştıracak kadar da süt lavesi yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu sütümüzün içine boşaltacağız. Ama ilk önce şunun içinden, sıcak sütümüzden biraz alıp bunu ekliyoruz. Ki koyduğumuzda kesilme olmasın, yumurta kesilmesin. Ilık koymamız gerekiyor içine. Biraz daha alayım. Bakın böyle karıştırdım. Ilıklaştı. Ve şimdi içerisine koyabilirim. Eğer direkt boşaltsaydım o zaman yumurta kesilebilirdi, un kesilebilirdi, topak topak olurdu. Şimdi içerisine boşaltıyorum, karıştıra karıştıra boşaltıyorum. Evet, dediğim gibi sütümüz kaynamıştı. İçerisine 3 yemek kaşığı un, 1 yumurta ve sütle açtım, karışımı eklemiş oldum. Un, yumurta ve sütü karıştırdım. İçerisine koydum ama dediğim gibi kaynamış sütten ilave yapıyoruz. İlk önce ki ılınsın, sonra kesilme olmasın. Bu kaynadıktan sonra içerisine 1,5 su bardağı kadar şeker ilavesi yapacağım. Ama ben 1 su bardağından sonra tadına bakacağım. Çünkü ben çok tatlı istemiyorum. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. 1-2 dakika kaynatacağız arkadaşlar. Evet, sütlacımız kaynadı. Şimdi içerisine 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Dediğim gibi normalde 1,5. Ama şekerli oluyor bana göre. O yüzden de 1 su bardağı şeker ilavesi yapıyorum. Bakacağım. Tadı çok tatlı olursa, olmazsa biraz daha ilave ederim sonradan. Evet arkadaşlar, sütlacımızın da yapımı bitti. Son olarak vanilya ekliyoruz. Vanilin. İndireceğiniz zaman ekliyorsunuz vanilini. Bir paket vanilin ekleyip karıştırıyorsunuz. Sütlacımız hazır. Evet, şimdi altını kapatıp kaselere paylaştırıyoruz arkadaşlar. Evet, yemek hazırlarken çıkan bulaşıkları Erdal yerleştiriyor. Ben de o sırada sütlaçlarımı ilk önce şunlara koydum. Erdal, bunlardan biraz daha vardı. Ya ne hayatım? Şunları ben sana veriyorum. Şunları koyayım değil mi hayatım? Sütlacımızı koyuyoruz.
çektiğimiz sıklacının sazı. Şimdi birazcık ılınması için burada bekletiyoruz. Daha sonra buzdolabına kaldıracağız soğuması için. Sıcak sıcak kesinlikle buzdolabına koymayın. Dediğim gibi biraz dışarıda ılınsın. Şunların teklerini çıkarsana. Şimdi bunun biraz cıvık olduğuna bakmayın. Bu soğuduktan sonra tamamen kıvamını alacak. Belki de katı bile olabilir yani. Evet, görüyorsunuz rengi falan da çok güzel. Tam ev sütlacı. Anne sütlacı arkadaşlar. Ben de annemden öğrendim. Annemin yaptığı gibi yaptım. Tam anne sütlacı. Evet, şimdi son bu bardağı da koyayım. Geri kalanını öbür bardaklara koyacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Bakın. Hepsini bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sütlacımızla esotemiz servise hazır. Tabii sütlacımız için dediğim gibi biraz dışarıda bekleyeceğiz. Sonra buzdolabına koyacağız. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup soğumasını bekleyeceğiz. Ve şu anda bile bakın katılaştılar gördüğünüz gibi. Buzdolabına daha da katılaşacak. Sütlacımızdan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tabak çıktı. Bu şekilde. Tabaklardan 5-10'dan çıktı arkadaşlar. 10 tabak çıktı toplam. Esotemiz de burada. Gördüğünüz gibi harika bir esote yaptık. Şimdi evet arkadaşlar, yemeklerimizi de yaptık. Zaten Erdal'lar da önceden gelmişti. Şimdi biz yemeklerimizi yiyeceğiz. Esotimizi yiyeceğiz. Sonra da tatlımız olan sütlacımızı yiyeceğiz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımı beğeniyorsanız, vloglarımı beğeniyorsanız da kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Ertürk 34 sayfasını takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.